Merhaba, Farabi Değişim Programı'na hoş geldiniz. Bugün Farabi Değişim Programı'nda değişime katılan öğretim üyelerinin tecrübelerine yer vereceğiz. Konuyla ilgili stüdyo konuklarımız yardımcı doçent doktor Murat Ertuğrul ve doçent doktor Senem Bester. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sizden başlamak istiyorum. Kendinizi biraz tanıtır mısınız lütfen? Tabii ki. Ben Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Evliyim ve iki çocuğum var. Farabi programını, öğretim üyesi hareketliliği programında ise Anadolu Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne giderek gerçekleştirdim. İki dönem İstanbul Üniversitesi'nde görev aldım Farabi programı dolayısıyla. Murat Hocam siz? Ben de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Muhasebe Finansman Anabilim Dalı'nda. Finansman Bilim Dalı üzerinde çalışıyorum. Ben de Farabi Değişim Programı kapsamında Kars Kafkas Üniversitesi'nde bir sömestr için bulundum. O münasebetle de hali hazırda bu programda bulunuyoruz. Hocam peki programdan nasıl haberdar oldunuz? Yani Farabi Değişim Programı'ndan nasıl haberdar oldunuz? Birden fazla kanal üzerinden aslında haberdar olduk. Bu tip konuları konuştuğumuz, hani arkadaş arasında konuştuğumuz belli bir grubumuz var. Bu konularla ilgilenen diyelim. Akademisyen arkadaşlarımız. Bunun dışında zaten bizim üniversitemizde bu tip konuların duyurusu etkin bir şekilde yapılıyor bize. Yazılar, resmi yazılar vasıtasıyla panolarımız üzerinden yapılıyor. En azından bizim üniversitemiz için söyleyebilirim. Etkin bir şekilde duyuruları yapılıyor. Biraz algıda seçici olursanız bir şekilde haberdar oluyorsunuz. Biz de söylediğim gibi evet arkadaşlar arasında da haberleşiyoruz bu tip konuları ve resmi yazılar vasıtasıyla da haberdar olmuştum Farabi programı hakkında. Senem Hocam siz? Aynı şeyleri Murat Hocamızın söylediği şeyleri ben de söyleyebilirim. Özellikle resmi kanallardan gelen yazılar vasıtasıyla Farabi programından haberdar oldum. Ama benim bir özel durumum vardı. Yaklaşık kısaca ondan da bahsetmek tabii İsterim. Yaklaşık 5 yıl önce ben doçentlik sınavına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girmiştim. Orada çok değerli hocalarımız benden bir şey rica etmişlerdi. Doçentliği aldım bu arada, kazanmıştım. Ama şunu rica etmişlerdi. Senem sen Anadolu Üniversitesi'nde işte lisansını, yüksek lisansını ve doktoranı Anadolu Üniversitesi'ne almışsın. Ama senden ricamız diğer farklı üniversitelerde de bir deneyim yaşayabilmen. Dolayısıyla biz seni davet ediyoruz. İstediğin zaman, istediğin dönemde bizim yanımıza gelebilirsin. Seninle bazı ortak paylaşımlarımız olabilir demişlerdi. Ben de tabii ki bu fırsatı yakalama imkanını inşallah elde ederim demiştim. Doçentlik sınavını aldıktan sonra döndüm ama 3 yıl sonra kızım İstanbul'da bir okulu kazanınca benim 2 dönem onun yanında olma mecburiyetim doğdu. Bu nedenle de aklıma o teklif geldi, hocalarımızın teklifi geldi. Dedim ki tam değerlendirme zamanı, yani bu fırsat elime geçmişken ben de İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarımın tavsiyelerini, önerilerini dinleyerek yanlarına gitmek istedim. Dolayısıyla Farabi programını hem diğer üniversitelere giden arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan öğrenmiştim. Hem de web sayfamızda çok ayrıntılı bilgi vardı. Ve bu fırsatı da yakalayarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde görev aldım. Peki Murat Hocam siz nasıl seçtiniz gideceğiniz üniversiteyi? Evet, Senem Hocam için benden daha fazla sayıda taş yerine oturmuş herhalde aynı anda. Doğru. Evet, çok isabet olmuş. Benim için de tabii ki ben bu tip şeylerle ilgiliyim. Yani değişim programları hususunda ilgiliyim. İlgilendim duyunca Farabi programıyla da. O günkü sosyoekonomik koşullarım da müsaitti buna. Bugün olsa belki aynı rahatlıkla değerlendiremeyebilirim ama o gün müsaitti. Dediğim gibi ben de farklı tecrübeler yaşamayı seviyorum. Özel bir davet gelmemişti ama Türkiye'nin farklı bir bölgesinde, daha önce bulunmadığım bir bölgesinde bulunmak için bir fırsat teşkil edeceğini düşündüm. Değerlendirmeye başladım. Dediğim gibi farklı bir bölge olmasını ön planda tuttum. Dolayısıyla işte Orta Anadolu, Doğu Anadolu neresi olabilir, neresi bana farklı bir deneyim yaşatabilir diye ön araştırmalara başladım. Bunun neticesinde de filtreleme sürecinden sonra Kars Kafkas Üniversitesi'nde karşılıklı olarak karar kıldık. Bu şekilde, özetle bu şekilde gelişti diyebilirim benim için de. Hocam Farabi programını genelde bazıları batıya gitmek için kullanıyor ama siz tam tersine yapmışsınız, doğuya gitmişsiniz. Evet. Eskişehir'den Kars'a gitmek nasıl bir tecrübeydi?
Şimdi Eskişehir değerlendirdiğiniz zaman aslında Orta Batı şehri. Batı şehirlerini de bir şekilde biliyoruz. Ben işte Ankara'da doğdum, büyüdüm. Biraz daha farklı bir tecrübe olmasını istedim ben. Biraz daha olana bitene doğudan bakmak istedim veya farklı bir bölgeden bakmak istedim. Evet, biraz daha ortada doğuda olanlar belki batıya gitmek için farklı sebeplerle de programı değerlendirebiliyorlar ama dediğim gibi eğer daha batıdaki veya batıdaki bir üniversiteye gitseydim sosyal anlamda özellikle bu aynı faydayı bana sağlamayacağını düşündüm. Dolayısıyla bu faydasını, sosyal boyutuyla faydasını maksimize edebilmek amacıyla mümkün olduğu kadar farklı bir coğrafya düşündüm, ön planda tuttum. Dolayısıyla Kars oldu. Kars'ı hani hiç gidip görmemiştim. Çok küçük, hoş bir şehir olduğunu biliyordum. Farklı bir kültür olduğunu biliyordum. Hatta farklı pek çok kültürün kesişme noktası olduğunu biliyordum. Dolayısıyla ilk tercihlerimden birisiydi. Ve gerçekleşti. Beklediğim gibi de oldu hakikaten. Sosyal anlamda bana hani vizyonuma gerçekten katkısı oldu diye düşünüyorum. Memnunum yani. Batıya değil doğuya doğru gittiğim için memnunum. Senin hocam siz Eskişehir'den Türkiye'nin en büyük şehrine İstanbul'a gitmişsiniz. Evet. Gerçi aileniz de vesile olmuş buna ama sizin tecrübeleriniz nasıldı? Aslında deneyimlerimin iki yönü vardı. Yani zorlukları da vardı, kolaylıkları vardı. Bir kere kolaylığı herhalde ailemin yanında olmamdı, beni mutlu eden kısmı. Ama zorluğu ise İstanbul çok zor bir şehir. Yaşaması zor, trafik çok büyük bir sorun. İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'ne gidebilmek için ben Anadolu yakasında ikamet ettiğim için 3 vesait değiştiriyordum. Sizin için zor olmuş. Çok zordu. Onun. Dolayısıyla yani buradan İstanbul'a gitmek 2,5 saatiniz alıyorsa benim de bulunduğum mevkiden İstanbul Üniversitesi'ne gitmek kesinlikle 3 saatimi gidiş dönüş olmak kaydıyla alabiliyordu. Maalesef İstanbul'un böyle bir sorunu var. Aynen zorlukları vardı. Zor bir şehir ve aynı zamanda yani İktisat Fakültesindeki hocalarımızın ricası benden bakıldığında yani işletme bölümü ihtiyacı analiz edildiğinde çok da ders hocasına ihtiyaç olduğunu da söylediler. Dolayısıyla benim aldığım ders sayısı da çok fazlaydı. İşletme bölümü, maliye bölümü, turizm işletmeciliği bölümünde hem yüksek lisans hem lisans hem de doktora derslerine girmek zorunda da kaldım. Bu açıdan da ders yüküm de çok fazlaydı aslında. Ama tabii ki bunlar benim için çok büyük bir tecrübeydi. Ders yükü ne kadar fazla olursa da olsun sonuçta farklı bir ortam, farklı bir kültür her şeyi göz ardı edebiliyordu. Benim için güzel bir deneyimdi diyebilirim İstanbul. Aslında biraz önce söylediğiniz biraz özel istekle gitmişsiniz İstanbul'a. Evet. Gittiğinizde İstanbul Üniversitesi'ne size nasıl yaklaştılar? Gerçekten çok olumlu yaklaştılar. Şunu söyleyebilirim çünkü daha önceki doçentlik sınavındaki hocam Profesör Doktor Esin Ergin hocam bana çok yardımcı olmuştu. Zaten bu sürecin başlamasında da kendisinin çok büyük katkısı oldu. Ve karşılayan kişi oydu. Odasını açtı bana. Beraber odayı paylaştık. Yemeklere beraber gittik, onunla derslere girdim, onunla ortak çalışmalar yaptım. Beni diğer meslektaşlarımız, hocalarımızla beraber tanıştırdı. Ve benim network'ümü olduğu gibi geliştirdi yani. Dolayısıyla kendisine buradan da çok teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla çok güzel karşıladılar ve Esin Hocam beni bölüm başkanıyla ve diğer işletme kürsüsündeki hocalarla tanıştırdı. Hepsi de çok olumlu baktılar. Bilemiyorum içlerinden ne düşündüler ama bana karşı davranışları çok olumluydu. Aslında bu birazcık da şeye de bağlı. Yani karşılıklı ilişkine de bağlı. Kesinlikle. Ne kadar iyi olursanız onlar da size açık olabiliyorlar. Dolayısıyla ben de orada kurumum adına kendimi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Çünkü gittiğiniz zaman sadece kişisel olarak gözlemlemiyorlar sizi. Anadolu Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi olarak da analiz ediyorlar. Ben de iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. İnşallah öyledir. Karşı taraf öyle algılamıştır ama beyan da ettiler. Peki hocam siz gittiniz, kendinizi tanıttınız. Evet. Ve Farabi Değişim Programı ile öğretim üyesi ayağıyla geldiğinizi söylediniz. Bu program hakkında bilgiye sahipler miydi? Aslında değillerdi, çok değillerdi. Düzey olarak Anadolu Üniversitesi ile karşılaştırdığımda daha alt düzeydeydi. Hatta kürsüdeki hocalarımız bilmiyordu bu Farabi nedir, neden gelmiş, yoksa kadroyla mı gelmişler diye de merak ettiler.
Ama daha sonra tabii ki toplantılarda kendilerine açıklandı Farabi programı ile ilgili nasıl bir öğretim üyesi hareketli programı var. Tüm detayları Esin Hocam ve bölüm başkanımız anlattılar kendilerine. Dolayısıyla çok bilgi sahibi değillerdi. Ama Farabi koordinatörlüğü adı altında bir birim oluşturmuşlardı. Orada görevli bir öğretim üyesi arkadaşım da vardı. Bana çok yardımcı oldu. Ama diğer hocalarımız bilmiyorlardı. Onlar da öğrenmiş oldular benim vesilemle. Öğrenmiş oldular. Murat Hocam, siz uzun bir fitrelemedin döneminden sonra Kars Üniversitesi'ni seçmişsiniz. Siz oraya gittiğinizde Farabi Değişim Programı biliniyor muydu? Size nasıl yaklaştılar? Evet. öncelikle yaklaşım hakkında bilgi vereyim. Yaklaşım oldukça olumluydu, pozitifti. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet sıcak bir şekilde karşılandım ve ilgilenildi. İşte odamız tahsis edildi. Olanaklarımız sağlandı. Bu konuda bir sıkıntı olmadı. Zaten benim gittiğim üniversitede, Kars Kafkas Üniversitesi'nde, benim alanımda da hocamın bahsettiği gibi benzer şekilde ciddi bir öğretim üyesi açığı da vardı. Derslere girecek hoca bulmakta zorlanıyorlardı. Bunun da belki kabullerinde bunun da etkisi olmuştur. Dolayısıyla zaten bir açığı da kapatmış olduk bu vesileyle. O anlamda da olumlu bir katkısı olmuştur muhtemelen. Oradaki programın bilinmesi düzeyi hususunda ise gene bizim üniversitedeki kadar etkin duyurulmuş değildi ama kaba taslak bilgi sahibiydi hocalarımız. Şöyle ki bizden önce de yakın bazı üniversitelerden, işte Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden vesaire birkaç hoca oraya gene Farabi programı kapsamında bulunmuşlar Kars Kafkas Üniversitesi'nde. Dolayısıyla kulaktan kulağa bir şekilde bilgilenmişlerdi, yüzeysel de olsa. Ama dediğim gibi bizim kadar detaylı bilgi sahibi değillerdi. En azından mesela kendileri çok bu programa katılma hususunu değerlendirmiş gibi görünmüyorlardı. Hı hı. Ama yüzeysel bilgi sahibiydiler yani. Hocam peki Eskişehir'den Kars'a gidince Farabi Değişim Programı ile çevreniz nasıl karşıladı? Akademik çevreniz nasıl karşıladı? Vallahi işte... Tabii herkesin bu tip konulara bakış açısı farklı olabiliyor. Evet. Şimdi Kars'ta ne işim var falan diyenler oldu tahmin edersiniz ki. Ben de işte bir çorba içip geleceğim falan dedim yani. Peynirinin yani, evet, tadına bakacağım. Yani. Evet, Kars kaşarı yiyeceğim, graviyer yiyeceğim vesaire. Tabii dediğim gibi ben farklı coğrafyalarda bulunmayı seviyorum. Bunu ön planda tutmayan, bunu tercih etmeyen arkadaşlarımız da biraz garipsediler. En azından işte niye daha büyük bir üniversite değil, niye daha büyük bir şehir değil de daha küçük bir şehir falan diye. Benim gidişim uzun sürdü de hocam şehir içindeki ulaşımımız sizinki kadar sıkıntı olmadı. Evet. Buradan gidişimiz daha uzun sürdü. Evet, kendi arabamla gitmiştim. Çok olumsuz bir tepki almadım tabii. Dediğim gibi bazı arkadaşlar şaka yolu ne işin var Kars'ta, ne yapacaksın dediler. Ben de onları işte kaşar yiyip geleceğim diye geçiştirdim diyeyim. Hoşluk oldu. Onun dışında bir sıkıntı olmadı. Ailemden falan herhangi bir olumsuz tepki almadım tabii ki. Hocam peki siz yani Eskişehir'den İstanbul'a gittiğinizde akademik çevreniz, aileniz, gerçi siz ailenizin yanına gitmişsiniz, evet, ama. Onda bir sorun olmadı ailem tarafından ama akademik çevrem tabii ki Farabi programından da bazı meslektaşlarımız, hocalarımız bilmiyorlardı. Dolayısıyla da şaşırdılar. Hem ana bilim dalı başkanımız hem arkadaşlarım. Senen Farabi programını biraz da bize anlatır mısın? Neymiş bunu, neden gidiyorsun? Hani seni uzun süreli kaybetmek istemiyoruz diyen çok sağ olsun dostlarım vardı. Anlattım kendilerine. İki dönem gideceğim, sonra muhtemelen döneceğim dedim. Dolayısıyla çok olumlu karşıladılar. Tabii ki dönmeme daha çok sevindiler. Hocam sizin de söylediğiniz gibi hani çok bir bilgi sahibi değillermiş Farabi programı, evet, hakkında. Evet. Peki bu programın yaygınlaşması için neler yapılabilir sizce? Yani, duyurular belki daha sıklıkla yapılabilir. Web sayfamızda gerçi bu konuda Farabi Kurum Koordinatörlüğü adı altında çok güzel yayınlarımız, bilgiler var. Bunu takip edilebilir ya da bu tür programlarla desteklenebilir diye düşünüyorum. Sosyal medya kullanılabilir mi sizce? Tabii ki kullanılabilir. Hem de çok yani yüksek oranda sosyal medyayı da kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum Murat Hocam. Evet, evet Murat tabii Hocam. Tabii bizler ilk başlangıç aşamasında program içinde bulunduk. Belki insanların tereddütleri vardı. Mesela bana şunu diyen arkadaşlarımız oldu. İşte sen bir git bakalım, bir gör bakalım, bir deneyimle. Ondan sonra belki biz de düşünürüz falan diyen arkadaşlarımız oldu. Hani insanlar, bilmiyorum, akademisyenliğin biraz doğasında da mı var bu tip
şeylere biraz çekinceyle yaklaşabiliyorlar. Biz tabii akademisyen ayağı üzerinde konuşuyoruz, evet, daha ziyade evet, öğrenci ayağı üzerinde değil şu aşamada. Bir git gör bakalım, hoşuna giderse işte biz de gideriz falan diyenler oldu bizim üniversitemizde. Yaygınlaştırılması için neler yapılmalı dediğimiz zaman, gittiğimizde hocam da bahsetti, ben de benzer şeyi gözlemledim. Gittiğimiz üniversitelerde bizdeki kadar etkin bir bilgilendirme olmadığını fark ettik. Dediğim gibi kulaktan dolma bilgilerle program hakkında bilgi sahibiydiler. Edinilen deneyimler, kazanımlar, bunlar belki biraz daha işte sosyal medya aracılığıyla olabilir, daha etkin duyuru kanalları aracılığıyla olabilir. Duyurulabilirse, iletilebilirse akademisyenlere diye düşünüyorum. Tabii bunun için öncelikle herhalde biraz daha üniversite yöneticilerinin, bu konuda söz sahibi olanların herhalde biraz daha ikna edilmesi, onların bu programın faydasına inandırılması gerekir diye düşünüyorum. Onlar inandırıldıktan sonra, ikna olduktan, inandıktan sonra herhalde üniversiteleri içindeki etkin haberleşme kanallarını, iletişim kanallarını da kullanacaklardır. Ama genel olarak YÖK tarafından Fahri abi programı koordinasyonu tarafından da sosyal medya kanalları ve diğer kanallar etkin bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum ben de. Aslında sözünüzü kestim ama Murat Hocam'ın bir katkıda bulunmak istiyorum. Bize de çok iş düşüyor. Çünkü biz bu programdan yararlanan öğretim üyeleri olarak diğer arkadaşlarımıza da, hocalarımıza da tavsiye ediyoruz. 3 yıldır da tavsiye ediyorum. 3 yıl oldu benim Farabi programına gittikten sonra. Dolayısıyla da öğretim üyeleri olarak bizler de bu deneyimlerimizi diğer hocalarımıza aktararak bu programlardan yararlanmalarını sağlayabiliriz. Kanallardan bir tanesi biz de olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Tabii tecrübe ettiğiniz tabii için ki. İyisi sanırım. Biz tabii deneyimlerimizi paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Olumlu izlenimlerimiz var. Ama bir dönem herhalde durduruldu öğretim üyeleri aşaması. Şu anda nedir durum bilmiyorum ama belki o durdurulmasının etkisiyle bizim önerdiğimiz ve sıcak bakan arkadaşlarımız gitmek istedikleri halde gidememiş olabilirler. Evet, çok doğru. Eğer açılırsa yeniden muhtemelen bizim gibi tecrübe yaşayanların da önerileri doğrultusunda, tecrübeleri doğrultusunda sayı artacaktır, bir potansiyel vardır diye düşünüyorum. Peki hocam, bu değişimin öğrenci ayağına nasıl bakıyorsunuz? Öğrenci ayağını da destekliyorum. Kişisel görüşümü soracak olursanız. Kesinlikle bu tip değişim programı adı altındaki bütün programların ben insanlara vizyon kazandırdığını düşünüyorum. Hani bu yaştan sonra ne vizyonu diyecek olabilirsiniz belki diye soracak olanlar olabilir ama öyle değil. Yani vizyon kazanma bitmiyor, öğrenmek bitmiyor. Bunun kesinlikle yaşla falan bir ilgisi yok. Kesinlikle ben Kars'ta bir dönem kaldığım için çok önemli bir deneyim elde ettim ve bakış açılarım, pek çok konuya bakış açılarım değişti diye diyebilirim. Üniversite çağındaki öğrencilerin bu boyuta daha çok ihtiyaçları var muhtemelen. Bizden daha da fazla ihtiyaçları var. Farklı kültürleri tanımak, farklı kültürlerde yetişen insanları tanımak, farklı şehirlerde, farklı coğrafyalarda bulunmak, farklı bir akademik usul ortamında bulunmak, farklı hocalardan ders almak muhtemelen onların vizyonlarını ciddi manada genişletecektir diye düşünüyorum. Ve yaşadığımız deneyimlerde de, yani bizim öğrencilerimiz, gelen öğrencilerimizle konuştuğumuzda da onlar da bu şekilde bizimle görüşlerini paylaşıyorlar bu doğrultuda. Senem Hocam, sizden de kısaca alabilir miyiz? Şimdi öğrenciler düzeyinde düşündüğümüzde kesinlikle Murat Hocamızın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Kendi adıma konuşursam gerçekten bana kişisel ve akademik hayatımda çok önemli bir katkısı oldu. Öncelikle sosyal network'ümü geliştirme, yani sosyal sermayemi geliştirme yönünde çok önemli katkısı oldu. Akademik anlamda baktığımızda farklı kültürel bir ortamda bulunmak, o işte farklı kültüre, farklı deneyim ve bilgiye sahip öğretim üyeleriyle beraber olmak, çalışmak, ortak çalışma alanları yaratmak, ortak projelerde bulunmak, oradaki jürilere katılmak, gerek yeterlik jürileri gerekse doktora jürileri olsun. Dolayısıyla çok ortak çalışmalar meydana getirdik. Bu benim akademik anlamda önemli bir katkı sağladı. Kişisel anlamda da biraz önce söyledim, çok değerli dostlar edinmiş oldum. Hala da onlarla sürekli olarak görüşüyoruz. Böyle katkısı oldu benim için. Hocam, gelip bize tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Bugün Farabi Değişim Programı'nda Farabi Değişim Programı'na katılan öğretim üyelerinin görüşlerini aldık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.